Türkiye'de etkinliğini sürdüren en eski sanat galerisindeyiz bugün. Baraz Sanat Galerisi. Galerinin kurucusu, yaratıcısı Yaşı Baraz'la birlikte 1975 yılında Türkiye'deki sanat ortamı nasıldı? O günden bugüne ne gibi gelişmeler kaydedildi? Bunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz şimdi. Yaşı Bey, size ne iş yaptığını sorulduğunda ne cevap veriyorsunuz? Şimdi benim konumum son derece farklı bir konum. Yani evet. Galerici miyim, koleksiyoncu evet. muyum, seramik sanatçısı mıyım? Sanat uzmanı mısınız? Sanat uzmanı mıyım, müzeci miyim, hiçbir şey belli değil. Fakat benim 19 yaşında başladık. Güzel Sanat Akademisi'ni bitirdim. Ve aynı yıllarda, öğrencilik yıllarında hep Avrupa'ya gittim. Bütün o müzeleri, galerileri dolaştım. Hem sanatçı kimliği gibi hem de koleksiyoncu ve müze araştırmacısı veya galerici olma arzusuyla. Yani birçok hobi ve profesyonel mesleği aynı anda yürütmeyi düşünerek yapmaya başladım. Yani her şey birbirine karıştı. Fakat hepsi birbirini besledi. Yani sadece koleksiyoncu olmak veya sadece ressam olmak değil de onların hepsi bir alanda aynı konu içerisinde olduğu için hepsi birbirine yardım etti ve çok daha başka bir kimlik çıktı. Yani ben gittiğim zaman ne olduğumu söylemekte bazen zorluk çekiyorum. Yani 30 yıl önce başlayan serüven 30 yılı da aştı herhalde. 42 sene oldu. Tamam. 64 yılından beri sanat ortamının içindeyim. Yani daha doğrusu Sabri Berker benim hocamdı ve bir resme nasıl bakılır, hangi sanatçılara diyalog kurulur, müze nasıl gezilir, kitap toplama merakı, bütün bunları ben ondan öğrendim ve zaten bu hep birbirini tamamlayan bir şekilde 1975 yılına kadar sanatçı kimliğiyle devam etti. 75'te Amerika'dan döndüm ve buradaki galeriyi açtım. Peki daha geriye gidelim biz gene. Ailenizde sizi bu uğraş alanına yönelten bir geçmiş var mı? Babam Türkolog ve Mongoloji üzerine araştırma yapmış. Edebiyatçı tarafı çok kuvvetli bir kişi. Aynı zamanda koleksiyoncu. Koleksiyoncu değil mi? Etnik yani resimden çok etnografik şeyler toplamıştır. Yani Çin'i topladı, Şam'dan, bakır, halı. Yani ben bütün çocukluğumu bu objelerin içerisinde büyüdüm. Yani aile zaten entelektüel bir aile. Büyük dedem de Genelkurmay Başkanı'ydı Sultan Reşat Han zamanında. Yani hem baba tarafı hem anne tarafından. Anne tarafında da bazı bakanlar var. Halk Partisi bakanları. Yani böyle bir aileden geliyorum. O tabii bana çok büyük faydası oldu. Çünkü eğer o bilgiler olmazsa insan kişiliğini bulmakta çok zaman harcıyor ve doğru. 40-50 yaşlarını bulduktan sonra bunların bilincine varıyor. Ben çok küçük yaşta bunu hissetmeye başlamıştım evdeki eğitimler. Peki Güzel Sanatlar Fakültesini genelde neden seçtiniz? Güzel sanatlara karşı aslında ben kaptan olmak istiyordum. Hı. Yani öyle bir enerji doluydum. İşte seyahat etme isteği, dünyayı gezmek. Yani öyle bir avantürye bir kişiliğim vardı. Fakat bir tesadüf beni akademiye bağladı ve 19 yaşından itibaren de bu sanat ortamının içine girdim ve bu şekilde de devam ediyoruz. Hiç ara vermedim. Yani cumartesi, pazar dahil sanatsal planda çalışmalar yaptım. Yani dünya seyahatlerimde de hep gittiğim yerler müzeler, galeriler, kitapçılar. Hep bu şekilde bir hayatım oldu. Sınıf arkadaşlarınızın arasında kimler vardı? Şimdi ben seramik kısmını bitirdim. Seramik öğrencisiydim. Fakat resim benim çok daha ön planda olan bir isteğimdi. O yıllarda Utku Varlık, Komet, işte Alaaddin Aksoy, Metin Talayman, yani hatırladığım isimler bunlar. Aynı zamanda Adnan Çoker dönmüştü. Hocalık yapıyordu. Devrim Erbil vardı. Özdemir Altan vardı o yıllarda. Hocalar ama kimdi? Hocalar işte zaten hocalar Özdemir Altan, Devrim Erbil, Adnan Çoker. Tabii onlar genç hocaları. Yani evet. Asistan ve doçent konumundaydı. Fakat benim girdiğim yıllarda hocalar daha çok Ali Çelebi, Cevat Devri, Bedir Rahmi Eyüboğlu gibi isimler vardı. Fakat en önemlilerinden biri yine Sabri Berker'di. Onun eğitim düzeyi çok yüksek bir kişiliği vardı ve bize o sanatı sevdiren kişidir. Bir de Bülent Özer, Profesör Bülent Özer. Gayet iyi tanır. Ben mimarlık
çok büyük bir hobimdi ve onun derslerine girerdim ve çok şey öğrendim kendisinden. Hı hı. Yani iki kişi beni çok etkilemişti. Engin Türkülü de Bülent Bey, evet. Peki o arada herhalde sık sık yurt dışına da gittiniz, değil mi? Yani yurt dışına gidişim benim Mayıs sonunda giderdim, 1 Kasım'da dönerdim. Yani bütün 5 senem öyle geçti. Daha sonradan Amerika'ya gitmeye başladım. Ama yıllar içerisinde zaten devamlı gidiyoruz. Rusya, işte demirperde ülkelere eski tabiriyle. Bütün geziyorum ve gezdikçe de bir şeyler öğrenme arzusuyla geziyoruz zaten. Peki yani o geziler sırasında yavaş yavaş bir profesyonel bakış oluşmaya başladı mı sizde? Yani ileride yapacaklarınızın ilk ipuçlarını orada görmeye, toplamaya başladınız mı? Yoksa onlar birikip sonunda birdenbire bir noktada mı patlak verdi? Şimdi Avrupa gezilerinde bir sanatçı kimliğiyle dolaştım. Fakat Amerika çok büyük bir fark yaptı. Çünkü New York'a gitmiştim 1974 yılında. Orada ilk defa müzelerden çok büyük miktarda, çok büyük bir şekilde etkilendim. Kitap satışları, oradaki galeriler, özellikle hafta sonlarında korkunç bir hücum olurdu. 1974 yılı Amerika'nın ekonomisinin de yavaş yavaş çok yükselmeye başladığı bir dönemdir. Ve bu 1990'a kadar devam etmiştir. Çok büyük resim üretimi yapıldı, müzeler açıldı ve resim koleksiyoncuları çoğaldı. Ben tesadüf onun başına rastladım ve bunu çok sevdim, meslek olarak çok sevdim. Ve orada bir galeride çalıştım New York'ta. Daha doğrusu ilk seramik atölyesine gittim. Bir seramikçi kimliğiyle orada çalışmaya başladım. Fakat seramikçi, seramik atölyesi kapandı. Yani biz de bunu kapatıyoruz. Onun üzerine ben işsiz kaldım. Yani cebimde de 2-3 dolar falan para kalmıştı. Fakat bir arkadaş vasıtasıyla bir galeriyle tanıştık ve orada ilk galericilik bilinci oluşmaya başladı. Tamam. Şimdi o zaman yer değiştirelim. 1975'e döneceğiz çünkü. Yaşar Bey, Galeri Baraz'ı 1975'te açtığınızda Türkiye'nin sanat ortamı ne durumdaydı? Şimdi 1975'te henüz koleksiyoncular, sanat yazarları, galericiler, daha doğrusu sanat adamları henüz hazırlıklı değildi. Çünkü aslında bu galericilik olgusu 1890'lara kadar dayanır. Yani Fransa'da 1890'lı yıllar, 1900'ün başında başlayan çok önemli bir alım-satım başlamıştır. Biz bunu 75-80 sene sonra Batı ile temasımız çok eskiye dayanmasına rağmen, yani Osmanlılar çok eskiden beri konsolosluk, sefaret kurmuş bir ülke olmasına rağmen sanatın çok geç gelmesiyle galericilik de tabii çok geç başladı. Ve aşağı yukarı 100-150 sene sonra bu meslek gelişmeye başladı. Benim açtığım yıllarda sanat yazarları henüz hazırlıklı değildi. Yani değerlendirmesinde çok zorluk çekiyorlardı. Koleksiyoncu hemen hemen yok gibiydi. Bir iki kişi dışında. Herhalde devlet daha çok alıcıydı, evet, o tarihe kadar değil genellikle mi? Genellikle devlet zaten o güne kadar alıcı olmuş. Hatta 50'lerden sonra hemen hemen hiç olmamış diyebiliriz. Bir tek Atatürk döneminde bayağı ciddi katkıları olmuş Atatürk'ün çıkartılan kanunlarla. Fakat daha sonradan büyük bir boşluk oluyor. 50'den 70-75 yıllarına kadar sanatta büyük bir gelişme hissedilmiyor Türkiye'de. Fakat bizim galerileri açmamızdan sonra ki Aydın Cumalı, Ertan Beşi ve ben ilk galericileriz Türkiye'de alım satımı başlatan, bu galericilik çalışmalarıyla bir pazar oluşmaya başladı ve bu pazar daha çok hızlanarak daha bugünkü günlere kadar gelmiş oldu. Sanat yazarları tabii son derece önemlidir sanatın gelişmesi açısından. Yayın hayatı çok önemlidir. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde devamlı bu haberler çıkardı o yıllarda, gayet iyi hatırlıyorum. 75'li yıllardan sonra da Milliyet Sanat Dergisi çıktı ve bu öne çıkarttı bütün bu sanatsal faaliyetleri ve onun arkasından birçok dergiler, yayın, özellikle günümüzde birçok gazete buna öncülük etmektedir. Peki atölyeler de buna paralel bir gelişme mi gösterdi, sanatçı atölyeleri? Yani piyasanın işlemeye başlamasıyla, resim alımının artmasıyla birlikte sanatçıların kişisel atölye açma oranları yükseldi mi ciddi biçimde? Tabii 75'li yıllara kadar genellikle resim hocaları, yani resim ressamlarımızın çoğu
devlette çalışan devlet memuru niteliğindeydi. Yani hocalık yaparlardı ve hocalık maaşıyla ayakta dururdu veya yan gelirleri vardı. 70'li yıllardan sonra bağımsız sanatçı modeli oluşmaya başlamıştır. Ve kendi atölyelerini kurup hem resim üretmişler hem de resimlerini satma imkanı doğmuştur. Çünkü o arada hem galeriler çoğalmış hem koleksiyoncular çoğalmıştır. Bu hep birlikte oluşan bir olgudur. Dolayısıyla 80'li yıllardan sonra ise galerilerin çoğalması, açık arttırma merkezlerinin çoğalması, ressamların yeni atölye açmaları ve arkadan gelen genç nesil bu ilmi hızlandırmıştır. Peki gene 1975'e dönelim. Tabii bugün aslında aradan çok uzun bir süre geçtiği söylenemez. Yani 30-31 yıldan söz ediyoruz ama kat edilen mesafe çok büyük olduğu için bu beni biraz şaşırtıyor. Yani 1975 yılında Türk burjuvazisi sanat yapıtlarını almıyor muydu 75'e gelene kadar? Böyle bir alışkanlıkları yok muydu? Şimdi bu iş aslında son derece zordu. Yani paralı olmakla kültürlü olmak yahut da kültür eserlerine yahut da sanat eserlerine sahip olmak parayla bağlantılı bir şey değildir. Bu aslında yüzyıllardan beri bir süre gelen, mesela Rönesans'tan itibaren başlayan bir olguyu düşünürseniz, mesela Medici ailesi, onu takip eden krallar, çok önemli şato sahipleri, zenginler, bunlar hepsi sanat eseriyle birlikte yaşamayı öğrenmiş ve aileden aileye geçmiş eserlerle büyüyen ve yeni nesiller yetiştirmiş kişilerdir, ailelerdir. Türkiye'de baktığınız zaman henüz daha 1900'lerin başından itibaren savaş şartlarında, ekonomik krizlerde, yani allak bullak olmuş bir toplumda sanatın birdenbire gelişmesi imkansızdı. Sanayileşme 1960'tan sonra başladığı için ilk defa burjuvaziyi 60 sonrası Türkiye yetiştirmeye başlamıştır. Fakat bunların, yani bu zenginlerin çoğu da köylü kökenli olduğu için şehirleşme zamanında bir bocalama olmuştur. Çünkü köyden gelip şehirleşme ve sanayileşme ve zenginleşme arkasından kültürü de beraberinde getirecektir. Fakat bu gelme ancak 300 sene, 200 sene içerisinde falan oluşan bir şeydir. Yani bugün zengin olan bir insandan koleksiyoncu olma fikri düşünülemez. Yani kendisi zaten böyle bir ihtiyaç duymaz. Onların çocukları veya torunları ancak büyük bir koleksiyoncu veya sanat hamisi olacaktır. Bugün insanlarımızın çoğu, zenginlerimizin çoğu önde parayı düşünmektedir. Yani sanattan çok paralı olmak onun için daha büyük bir prestij kazandırdığı için bunun belki de bir 40-50 senemiz daha olacağını tahmin ediyorum. Belki 50 yıl sonra yeni gelen kuşaklarda başka türlü bir insan modeli çıkacaktır Türkiye'de. Peki iş diyelim ki gene de bir noktadan sonra işte biriktirmeye, koleksiyonculuğa geldiğinde çağdaş sanat, günümüz sanatı diye tanımladığımız sanat sıralamada pek önde de olmuyor galiba. Yani örneğin antika toplamak daha çabuk benimsenebilen bir şey gibi görünüyor, değil mi? Tabii. Şimdi bizim zenginlerin çoğu sanat sevgisi dedikleri zaman ilk akla gelen antikalar ve eski Türk resmi oluyor. Yani Osmanlı döneminin sonunda yapılan resimler ve empresyonizme kadar. Yani Şekerahmet Paşa, Osman Hamdi, Süleyman Seyit, Nazmi Ziya, Peyhaman, Çallı gibi isimler akla geliyor. Aslında koleksiyonculuk bu değildir. Yaşayan sanatı desteklemektir. Hatta 30'lu yaşlardaki sanatçılara onlara büyük ekonomik imkan verip onların sanatını geliştirmek için yapılması gerekir. Bu ancak kurulacak müzelerle olacaktır. Türkiye'de yavaş yavaş bu hareket başlamıştır. Fakat bir zaman geçmesi gerekecektir ve o müzeler yoluyla yapılan yatırımlarla o genç sanatçılarla desteklenerek yeni bir estetik doğacak ve yeni gelen kuşaklar genç sanatçılara da yatırım yapmaya başlayacaklardır. Fakat bu bir zaman isteyen bir durumdayız şu an için. Evet. Tabii bütün bu süreç Türkiye'de örneğin ilerlemiş Batı ülkelerine göre biraz daha ağır gelişiyor. O zaman da aradaki fark kapanacağını açılıyor. Bu açıdan da bakıldığında hani Türkiye'deki burjuvazinin zaten gecikmiş olması Türk sanatının bazı olanaklara kavuşması açısından da, yalnızca koleksiyoncuları kastetmiyorum, müzeleri vesaire de kastediyorum, aslında ciddi bir gecikme içindeyiz. Peki dilerseniz yer değiştirelim, biraz bu koleksiyon sorunun üzerinde durmak istiyorum.
yaşıyla şimdi her resim toplayan insana herhalde koleksiyoncu denemez. Kime koleksiyoncu denir? Yani ne tür bir bilinç tanımına dayanıyor koleksiyon? Şimdi bir kere koleksiyon aileden gelen bir şey olması lazım. Yani babası, dedesi kitap toplamış olması lazım, resim toplamış, heykel toplamış olması lazım ve çocuğu onunla büyüyecek. Ondan sonra daha başka bir bilince geliyor ve belirli temalarda toplamak gerekiyor. Yani eklektik koleksiyonlar hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Yani her telden çalan, mesela bir Osman Hamdi alıp, bir Bedri Rahmi alıp bir tane de naif bir resim koymak, yan yana getirmek, bu bir koleksiyonculuk anlamı taşımaz. Koleksiyonculuğun bir kişilik sahibi olması lazım koleksiyonculuğun. Yani topladığı resimlerin mesela bir ekol olması lazım, bir konu bütünlüğü olması lazım. Bir sanatçıdan mesela 50 tane, 100 tane toplaması lazım. Yani X kişide şu isimler en iyi eserleri bu kişidedir dedirtmelidir bir koleksiyoncu. Fakat Türkiye'de tabii bu çok başında olduğu için birçok farklı espride resimler alındı, heykeller alındı ve herkes koleksiyoncu oldu. Aslında bu ayıklanacak. Yani kimler iyi koleksiyon yaptı, kimler kötü yaptı, kimler ikinci sınıf resim aldı, kimler başyapıt aldı. Bu koleksiyonculuk olgusu biraz daha geliştikten sonra, belki 10 sene, 20 sene sonra yeni gelen sanat tarihçiler bu koleksiyonları deşecek ve onların içinden iyilerini ayıklayacaktır. Ve o zaman iyi koleksiyoncular daha iyi, daha ayıklanmış bir şekilde meydana çıkacaktır. Peki sevgi de demek ki yeterli değil koleksiyon için. Yani ben seviyorum, bunları aldım. Evet. Diyen kişi ille de iyi koleksiyoncu olacak diye bir kural yok. Yani. Yok. Koleksiyonculukta aslında danışman gerektiren bir şey. Yani şahsi, yani bir şeyi sevmek ayrı, o sevdiği şeyin sanat eseri olup olmadığı ayrıdır. Yani koleksiyoncu mutlaka kendi zevk için toplayabilir ama eğer bilinçli bir koleksiyon yapmak istiyorsa, yani sanat dahiline mal olacak bir koleksiyoncu kimliği oluşturmak istiyorsa mutlaka danışman tutması lazım. Hatta bu bir danışmanla da olmayacaktır. Yani bir danışmanın estetik anlayışıyla da olmaz. Birkaç danışmana başvurarak onlardan bir ortalama almak suretiyle bir senteze varması gerekir. Ve bir seçim yapması lazımdır. Hangi sanatçıları toplayacağız? Hangi sanatçılar Türkiye ise, Türk sanatı ise, Türkiye'deki önde gelen sanatçıların listesi yapılır ve o listenin içinden başyapıtlar bulunmaya başlanır. Yani Lalet Dağ'ın herhangi bir açık arttırmaya giderek, bir galeriye giderek almak değil, bu bilimsel bir çalıştırma isteyen bir şeydir. Dolayısıyla bunu danışmanlar vasıtasıyla bu koleksiyonlar oluşturulmalıdır. Peki Türkiye'de yapılacak koleksiyonun ille de ulusal içerikli mi olması gerekir? Hayır, aslında o son derece yanlış bir şey. Çünkü bugün dünya merkezlerine baktığınız zaman mesela Paris 1950'ler 60'lara kadar dünyanın sanat merkeziydi ve önünü çekti. Daha sonra New York'a geçti, Berlin'e geçti. Bütün bunlar... Ruslar arası boyutunun evet, da olması önemli değil mi koleksiyonun? Tabii. Yani sadece böyle etnik resim veyahut da ulusal resim toplamak biraz fanatizme girer. Bugüne kadar Türkiye'de baktığımız zaman birçok koleksiyoncu sadece Türk sanatı eserleri, Türk sanat eserleri toplamıştır resim olarak, heykel olarak. Bu aslında ulusal olarak tabii güzel bir şeydir. Yani kendi kültürüne sahip çıkmak. Fakat bu yeterli değildir. Çünkü bir Fransa'ya baktığınız zaman veya Amerika'ya, Amerikalı bir İsveçli ressam alabilir, Fransız, İngiliz alır, İngiliz, Alman'ı alabilir ve o birlikten başka bir estetik doğar. Yani her zenginimiz bugün ulusal resmi veya heykeli topladığı kadar yurt dışına da dönmeli ve yurt dışına, yurt dışı bağlantılarıyla oradaki sanat eserlerini Türkiye'ye getirip burada o eserlerin bir milli hazine şekline dönüşmesini sağlamalıdır. Çünkü yeni yetişen nesiller o eserleri görerek daha başka türlü bir estetiğe gelir ve daha sanatın gelişmesine sebebiyet olabilirler. Sadece ulusal sanatı destekleyerek bir yere varılamaz. Bunun öncülüğünü de müzelerin yapması lazımdır. Müzelerimiz şu an ulusal sanatla ilgilenmektedir. Fakat bunlar bir çıkmaz yol haline gelebiliyor önümüzdeki 10 sene içinde. Dolayısıyla yeni kadrolar oluşturup yurt dışı bağlantıları kurarak, oradaki müzeler, galeriler, küratörlerle ilişki kurarak o sanat eserlerinin satın alınmasını sağlamalı ve Türkiye'ye getirip burada teşhir etmeye başlamalı ve yeni bir nesil yetiştirilmesi lazım. Bugüne kadar yetişen nesillerde çok sığ bir bakışı vardı sanata karşı. Bunun mutlaka en yakın zamanda
değişmesi lazım. Yoksa bir gelişme, büyük bir gelişme beklenemez. Peki koleksiyon yapmak aynı zamanda bir risk mi? Riski ne kadar göze alır? Maddi olarak düşünüyorsanız Türkiye'de pek maddi riski yoktur. Yani topladığınız her eser 3 misli, 5 misli, 100 misli artmalar göstermiştir. Fakat sanat eseri olarak baktığınız zaman birçok resim sanatsal değer taşımamaktadır. Yani bugün koleksiyonlarda en baş köşede asıl olan birçok resim de çok önemli bir konumda değildir. Belki o sanatsal bir risk olabilir ama Türkiye'de daha henüz bir kaos yaşandığı için her satın alınan 3 sene 5 sene sonra 3 misli veya 10 misli arasında bir farkla başka birine kolaylıkla satılabilmektedir. Yahşi Baraz'la söyleşimiz aslında beklenmedik sonuçlar doğurdu belki izleyiciler için. 1975 yılında topu bundan 30 yıl önce Türkiye'de sanat ortamının nedenli kurak olduğunu öğrendik. Bir tek gazete Cumhuriyet sadece sanat haberlerine yer veriyordu. Bir tek sanat dergisi, Milliyet Sanat Dergisi devreye girebilmişti. Onun dışında da yazarıyla, eleştirmeniyle, sanat tarihçisiyle ve daha önemlisi üreten sanatçısıyla bugüne oranına bir hayli geride olan bir ortam vardı. Yahşi Baraz bize bunun dışında koleksiyonculuğun sanat ürünlerini toplamanın mantığı üzerine de önemli ve değerli bilgiler verdi. Önümüzdeki hafta başka bir konu etrafında buluşmak dileğiyle.